Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Alman çöreği yapacağım. Berliner. Alman çöreği için neler kullanacağız? 2 su bardağı unum var. Ben az yapıyorum. Ölçüyü onun için az veriyorum. Siz katlayarak çoğaltabilirsiniz. 2 su bardağı unum var. 1 çorba kaşığı tereyağım var. Çok az tuzum. Yarım paket mayam var. Yarım portakal suyu. 2 çorba kaşığı toz şekeri. Ve 1 yumurta. Şimdi malzemelerimizi yavaş yavaş ilave ederek hamurumuzu elde edelim. Mayamızı alalım. Toz şekerimizi de ilave edelim. Karıştıralım iyice. Evet, tereyağımızı koyalım. Tuzumuzu, portakal suyunu. Portakal suyunu aroması güzel olsun diye kullanıyorum. Siz kabuğunu da kullanabilirsiniz. Ama biz kabuğunu kullanmıyoruz. Çünkü tarım ilacının üstünde barındırdığı için ben suyunu tercih ediyorum. Yumurtamızı da koyuyoruz. Ve suyumuzu koyup hamurumuzu yoğuruyoruz. Evet, hamurumu yoğurdum. Şimdi yarım saatliğine mayalamaya bırakıyoruz. Evet, hepsine şekil verdik böyle. Şimdi bunun üstünü yine kapatıyoruz. Bir 20 dakikada böyle kabaracak. Ondan sonra kızartmaya geçeceğiz. Tavamıza bolca yağ koyduk. Bu yağın şimdi ısırması gerekiyor. Ama yağ fazla ısıtmıyoruz. Kızartma yağı gibi. Çünkü kısık ateşte yavaş yavaş kızarması gerekiyor ki içi hamur kalmasın. Bu da püf noktası. Evet, hepsini şekere buluyoruz. Evet, Alman çöreklerimi yaptım. Toz şekerine buladım. Şimdi içine çilekli reçel sıkacağım. İçine çilekli reçel nasıl sıkacağız? Onu da göstereyim. Öncelikle şu yan tarafta bir delik açıyorum. Eğer sıkacağınızın ucu sivri değilse. Ondan sonra reçeli buradan içeri veriyoruz. Dışa çıkıncaya kadar sıkıyoruz. Evet.
Hepsine aynı işlemi yapıyoruz. Evet arkadaşlar, bugün Alman çöreği yaptım, Berliner. Videolarımı izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer beğendiyseniz like atmayı, yorum yazmayı ve abone olmayı unutmayınız. Başka bir lezzette görüşmek üzere, hoşça kalın.